Bugün sizlere mutlu evliliklerin ortak özelliklerinden bahsedeceğim. Biliyorum siz para varsa mutluluk da var diyeceksiniz ama her zaman öyle olmuyor. Mutlu evlilik için bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Nedir bunlar? Birlikte bakalım. Mutlu evlilik için sevgi ve saygı çok önemli. Sevgi zaman zaman azalabilen, artabilen bir duygu. Sevgimizi her zaman yoğun yaşamak istiyorsak eğer, bunun için çaba harcamamız lazım. Eşini seviyor musun? Mutlaka seviyorsundur. Peki sevgini belli edebiliyor musun? Bazı insanlar şöyle söylerler, ben çok fazla sevgimi belli edemem, gösteremem. Biraz daha içe kapanık biriyimdir. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Mutlaka sevginizi hissettirebilmeniz için yapabileceğiniz şeyler vardır. Kullandığınız cümleler, seçtiğiniz sözcüklerle sevginizi belli edebilirsiniz. Yaptığınız davranışlarla bunu karşı tarafa hissettirebilirsiniz. Sevginiz için emek harcayın. Ona ufak sürprizler yapabilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz veya hoşunuza giden, onunla hoşuna gidebilecek şeyler ona alabilirsiniz. Ama sevginiz için emek harcamanız gerekli. Diğer konu ise saygı. Saygı çok önemli. Bir ilişkinin temelini oluşturur. Saygı duymadığın, saygı görmediğin birini sevemezsin. Bazen çiftler birbirlerini ne kadar kırdıklarını fark edemeyebiliyorlar. Çok fazla yıkıcı eleştiride bulunuyorlar. Evet, eleştiri yapıcıysa eğer kişinin gelişimini sağlar ama yıkıcıysa, çok fazla küçümseyiciyse bu kişinin özgüvenini zedeler. Tartışmaların olduğu, hakaretleri içeren, kırıcı sözlerin olduğu bir evlilikte yetişen çocuklar sizden bu davranışları öğrenecektir ve dışarıdaki hayata da bunları aktaracaktır. Yani sağlıklı bireyler yetiştirmiş olmayacaksınız. Birbirinize karşı davranışlarınızda çok özenli olmalısınız. Dışarıya karşı nasıl saygılıysan, çalıştığın ortamda veya üstlerine karşı, sosyal hayatında insanlara nasıl saygılı davranıyorsan, eşine de öyle davranmalısın. Çünkü o senin hayat arkadaşın, siz aynı gemidesiniz, yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. O yüzden saygı, güzel bir evlilikte saygı çok önemli. Bazen büyük bir aşkla, tutkuyla evleniliyor ama ilişkide saygı pek yok. Her şeye karışılıyor, kişinin özel alanlarına saygı duyulmuyor. Karşımızdakiyle her konuda aynı fikirde olamayız, bu mümkün değil ama saygı duymalıyız. Her evlilikte mutlaka tartışmalar olur. Çatışmalar yaşarsınız. İki farklı karaktersiniz ve farklı görüşleriniz olabilir. Bir konuda, öncelikle şunu bilin, bir konuda uzlaşmak zorunda değilsiniz. Her konuyu uzlaşarak çözemezsiniz. Önemli olan tartışmayı yönetebilmek. Tartışmalarınızda birbirinizi suçlamayın, aşağılamayın, hor görmeyin. Eğer sen konunun çözülmesini istiyorsan ve karşındaki eşini suçluyorsan, konu çözülmeyecek. Çünkü o sadece kendini savunacak. Birbirinizi aşağılamayın, duygularınızı aşağılamayın. Yani bunu mu kafana taktın? Başka bir şey yok muydu? Yani bunu bir türlü aşamıyorsun şeklinde değil. Ona hissettiren şeyler çok fazla ağır olabilir, kendini çok kötü hissediyor olabilir. O yüzden onu aşağılamak yerine anlamaya çalış. Empati kurmaya dikkat et. Örneğin çok önemli bir konuda tartışıyorsunuz ve bir türlü sonuca ulaşamıyorsunuz. Duygularınız çok yükseldi, çok öfkelendiniz. Gerekirse ara verin. Çıkın bir yürüyüş yapın, koşun, bir su için bir şey yapın, kendinize bir kahve demleyin. Ama mutlaka bir ara verin, uzaklaşın. Çok öfkelendiğimizde doğru düşünemeyiz. O yüzden yanlış sözler söyleyebilirsiniz, yanlış kararlar alabilirsiniz. Ara vermekte fayda var. Gerekirse 2 saat sonra, gerekirse 1 gün sonra aynı konuyu çözmeye çalışın. Amaç uzlaşmak değil. Yani her zaman uzlaşılmaz çünkü. Burada önemli olan birlikte bir çözüm üretebilmek. Diğer önemli konu cinsel hayat. Cinselliği bir evlilikten çıkartırsak 2 tane ev arkadaşı kalır. Birbiriyle anlaşan, birbirini seven 2 ev arkadaşı. Cinsel hayatımız evliliğimiz için çok önemli. Güzel ve tatmin edici, mutlu edici bir cinsel hayatımızın olması evliliğimizi de etkileyecek. Eğer cinsellikle alakalı problemler yaşıyorsanız, hatta bazen olabiliyor, çiftler birbirlerini de üzmemek için kendileri de çok yıpranıyorlar. Bu konuda destek alabilirsiniz. Eğer herhangi bir sağlık problemi yoksa
cinsel hayatınız monotonlaşmışsa bu durumu değiştirmek için özen gösterin. Bazen çiftler cinselliği çok fazla önemsemeyip monoton sanki bir görevmiş gibi görebiliyor, monotonlaştırabiliyor. Ve bu çiftler birbirlerine çok yakınlaşmıyorlar. Cinsel hayatınızı aktifleştirmek için öncelikle flörtleşmeye çalışın. Nasıl sevgiliyken flörtleşiliyorsa evin içinde de yani evliliğinizin içinde de flörtleşin. Birbirinize yakın temasta bulunun, sarılın. Birbirinize sarılmak bağlılığınızı arttıracaktır. O yüzden yakın temasta olun, birbirinize sarılın ve flörtleşin. Mutlu evliliklerin ortak özelliğinden bir tanesi de çiftlerin arkadaş olabilmesi. Çiftler birbirleriyle yakın arkadaş gibiler. Nasıl arkadaşlarımızla vakit geçirirken çok eğleniriz, sohbet etmekten çok keyif alırız. Evliliğimizde de bu böyle olmalı. Çiftler bazen şunu söyleyebiliyor, bizim çok fazla konuşacak bir konumuz yok. Nedense eve geliyoruz, herkes kendi telefonuyla, bilgisayarıyla ilgileniyor. Çok fazla sohbet edecek bir konu bulamıyoruz. Eğer sende de böyleyse, eşine sohbet edebilecek konu üretemiyorsan mutlaka bir şey bulabilirsin. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. İzlediğin bir videoyu, bir filmi, okuduğun bir kitabı eşinle paylaşabilirsin. Eğer o an bir şeyle ilgileniyorsa, örneğin eve geliyor, çok fazla telefonla ilgileniyor. Yanına gidiyorsun, tam bir şey anlatacaksın, o elinde telefona bakıyor. Hevesin kaçıyor, geri dönüyor. Bunu yapma. Git yanına, beni dinle. Sana bir şey anlatacağım, farklı bir şey öğrendim. Seni dinlediğinde ona sorular sor. Yani onu da paylaşıma dahil et. O da seninle bir şeyler paylaşsın. Bir süre sonra bu alışkanlık haline gelecek ve birbirinize daha fazla iletişim kuracaksınız. Mutlaka beraber yapabileceğiniz şeyler vardır. İkinizin de ortak hoşuna gidebilecek. Bunları keşfedin, bunları yapın. Beraber birlikte yürüyüşe çıkmak bile bir etkinliktir. Eşinizin eğer hoşlandığı şeyler sizin hoşunuza gitmiyorsa bunlara şans verin. En azından deneyin. Belki hoşunuza gider, belki seversiniz. Burada amaç beraber daha fazla şey paylaşmak, daha fazla anı biriktirmek. Eğer arkadaş gibi olursanız, birlikte güzel vakit geçirirseniz daha mutlu bir evliliğiniz olacaktır. Diğer bir madde fedakarlık. Fedakarlık evlilik için çok önemli. Evet, zaman zaman fedakarlık yapmalısın. Ama burada dikkat etmen gereken şey şu, çok fazla fedakarlık da iyi değil. Sana zarar verir. Eğer atılması gereken 10 adım varsa aranızda 5 eşin, 5 de sen atmalısın. Sen daha fazla ona gidersen, o sana daha az gelirse bir süre sonra ona sunduğun bu fırsat, ona sunduğun bir güzellik senin görevin haline gelir. Ve sen kendini çok fazla yıpratırsın. Hep kendinden vermiş olursun. Eşinin buna alışması, sürekli senin yaptığın fedakarlıklar, senin görevinmiş gibi görünmesi ilişkinize zarar verecektir. O yüzden buna özen göster, çok fazla kendinden verme. Bir şey yaptığında karşılığını sen de ondan. Önemli olan karşılıklı birbirinize fedakarlık yapmanız. Birbirinizin olumsuz yönlerine, eksiklerine odaklanmayın. Güzellikleri ortaya çıkarmaya çalışın. Mutlaka herkesin eksik bulduğu, keşke daha güzel olsa dediği yönleri, karakter özellikleri vardır. Ama bunlar yerine daha güzel olan yönlerinize odaklanmaya gayret gösterin. Mutlaka eşinizde gördüğünüz güzel taraflar vardır. Bunları pekiştirmek için ona da söyleyin. Bazen biz güzelliklere çabuk alışırız. O yüzden bunları kendimize hatırlatmamız gerekir. Örneğin eşiniz çok sabırlıdır, anlayışlıdır. Ona bunu dile getirebilirsiniz. Senin bu sabırlı tavrın, anlayışlı olman beni çok mutlu ediyor şeklinde. Onunla da bunu paylaşabilirsiniz. O yüzden eksikleri bulmak yerine güzel tarafları yüceltmeye çalışın. Her evlilik sevgiyle başlar. Bazen çıkmaz yollara girebiliriz, problemlerle karşılaşabiliriz. Eğer bunları çözmekte zorlanırsanız, bu konuda uzman desteği almaktan çekinmeyin. Problemleriniz çok büyümeden önlem almak için bir destek alırsanız daha kolay çözersiniz. Bazen karşımızdaki sorun çok büyükmüş gibi gözükür. Aslında o kadar büyük değildir. Biz onu çok büyütürüz. Bu yüzden bu konuda destek almakta fayda var.